Bugün de Adıyaman Gölbaşı'ndayız. Gölbaşı'nda şu ana kadar 198 yurttaşımızı kaybettik. 351 yaralımız var. Yaklaşık 100'e yakın tam anlamıyla göçmüş bina var. Ve enkaz çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada istinaf duvarının etrafında duran arabalar böyle yük olmuş. Oradaki gördüğünüz binalara bakın. Burada kurtarma ekipleri buralarda hala yok. Vatandaşlar kendi çabalarıyla bu çalışmaları yapıyor. Kurtarma ekipleri yeterli sayıda olmadığı aşikar. Şu ana kadar apa çadırları kurulmaya başlandı, doğru. Gıda yardımı geliyor, bu da doğru. Ama bir an önce yaraların sarılabilmesi için psikologların bölgede olması gerekiyor. Çünkü bu yaraların tedavisi çok kolay olmayacak. Malatya'dan Gölbaşı'na kadar olan yol hemen hemen her bir bölümü ciddi hasar görmüş. Ve bu hasarların bir an önce onarılması lazım ki Adıyaman'la Malatya bağlantısı da sağlanabilsin. Bir kez daha Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Ne gözümüze uyku giriyor ne de yorulmak biliyoruz. Yeter ki bu yaralar sarılabilsin. Türkiye'nin dört bir yanı bu dayanışma duygusuyla çalışıyor. 10 gündeki yaraların sarılması için ciddi bir çabaya ihtiyaç oldu. Aşikar. Adıyaman Merkez, Elbistan, Kahramanmaraş, Afşin, Hatay, İskenderun, yani sayamayacağım birçok ilde bu çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ama bir an önce bu göçükten devleti de çıkarmamız gerekir. Bunu da yapacağız.